Evet selamlar arkadaşlar ben Perak Aldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz Bugün Ayeri ürün Ahri oynuyoruz ve karşımızda da Leblanc var şimdi şundan bahsedeceğim Bu video sohbet muhabbet tarzında olacak Çünkü videoyu çektiğim sırada ee, Ne yazık ki Mikrofonu açmayı unutmuşum Mikrofonu açmayı unutunca kayıtta da Sıfır ses çıktı e, sistem seslerini de Açmamışım Hiçbir ses algılamadı doğrudan sadece videoyu çekebildik Bu yüzden ses sonradan ekliyorum e, Hem de bir analiz tarzında Bir video olur ya karşımdaki Leblanc de bu arada bu oyunda 1-0 yani önde başladı. Koridoru üstüne zerat gelip dürttü mürttü falan filan. Bu oyun benim için bayağı bir zor geçti. işin doğrusu. Ayrı ürününün avantajı ne? Şundan bahsedeyim. Ayrı ürünün avantajı genelde menzilsiz şampiyonlara karşı belli olur. Yani menzilli şampiyonlara karşı pek fazla belli olmaz ayrı ürünü ama menzilsiz şampiyonları düz vuruşlarınızda bol bol dürteceğiniz için inanılmaz farkı hissedersiniz. Yani bu eşleşme daha ayrı aslında çok OP bir ürün değil. Yani elektrik ver, girebilirsiniz o daha çok işinize yarar. Bu eşleşmelerden menzilli şampiyonlara karşı ayrı girmeyin. Ama karşınızda menzilli bir şampiyon varsa ayrıyı tercih e, menzilsiz bir şampiyon varsa ayrıyı tercih edebilirsiniz. E, zaten 3-4 video öncesinde bir arama oyununda koymuştum yani sağ veya sola ürünleri yine ekranın sağında sonunda bir yerinde çıkıyordu yani. O yüzden tekrar koymuyorum. Ara mahir videosuna bakarak görebilirsiniz orada tavsiye ettiğim ürünü. Olmadı o videonun kartını sağa veya sola koyabilirim. Burada kopyasını aldığımız için flash'e attık. Normalde eğer LeBlanc'in pasifini alamadıysanız, kopyası henüz çıkmadıysa kesinlikle bu hareketi denemiyorsunuz. Bakın kesinlikle denemiyorsunuz. Çünkü kopyası çıktıktan sizden çok rahat bir şekilde kaçabilir. Burada bu arada Güzel bir doca atacağız şimdi. Gerçi pek güzel değil ama Lee biraz aynı gaze tepki verdi. Benim oraya yürüyeceğimi de düşünmüş olabilir. Öyle bekleyeceğimi düşünmedi yani. Sola doğru kırıp bir bekleyince Lee de kafası yandı. Ya Allah Allah o saniye hareket etmedi falan. Lig kasmaya şöyle başlayacağım yani. Lik kasmayı düşünüyorum ama hmm, şu an Grafiyemde ciddi sıkıntılar var. Onu da bir atlatırsam eğer. Tekrardan eskisi gibi. Sıfırdan ama kendi hesabımda değil. Sıfırdan yeni bir hesap alıyorum. Ve o hesabı mesela bir sezonda yarım sezon mu kaldı atıyorum bitmesine. Üç ay mı kaldı? Dört ay mı kaldı? Üç ayda dört ayda nereye kadar çıkartabiliriz? Bunu göreceğiz. Sıfırdan hesap alıp sadece ahriyle bu arada. Başka bir şampiyonla değil yine. Tıpkı benim bir ara yan hesabım vardı babyper onda çekiyordum falan filan. Onun gibi düşünebilirsiniz yani. Yeni bir hesap satın alacağız. unranked O hesapta gidebildiğimiz yere gideceğiz örnek veriyorum. Burada ben bu oyundan şundan muzdaribim. Bizim bir şangıl mid lane'i ignorladı. Top lane'imizi de ignorladı ki zaten göreceksiniz. Sadece bot lane oynadı. Fakat buna rağmen ne bir ejder alabildi ne de bot lane'i böyle aman aman bir üstünlük kurabildi. Jungle'ların bu hatalarından mesela genel olarak nefret ediyorum. Abi atamıyor musun gank? Atıyorum bir de atamıyorsun. Okey leblenki atamıyorsun. Peki top lane'e gidip niye vadi tarafını oynamıyorsun? Yani gibi gibi. Oyunda, burada W yerine W açmak yerine burada biraz heyecan ve panik de var. Tabii sadece ulti ignite kullansaydım leblink çok rahat kesiyordum. W kullandıktan sonra ne yazık ki manam yetmedi. Mana yetmeyince de adamı kesemedik. Büyük rezillik. Burada panik olmamam gerekiyordu ama işte. Bazen adamlar böyle üzerinize atlayınca bir heyecan olabiliyor. O flashların duvara çarpmalarının nedeni falan filan da bu zaten en çok. Aslında böyle daha iyi oldu gibi ya böyle sohbet muhabbet tarzında ne kadar çok konuşsam da sohbet muhabbet tarzında bir video olması daha iyi. Hem yani burada belki açıklarımızı da eleştiririz. Ben önemli kısımları sadece kestim koydum haberiniz olsun böyle. Hani gereksiz kısımları değildi en önemli kısımları koydum. Lee'sin gördüğünüz gibi her an oynuyor. Bu arada kestiğim kısımlarda da değilsin. yine mide böyle bir yürüyüş atıyor falan filan geliyor gidiyor. Burada bir, çok saçma bir flash atıyorum. Flash atıp W bassam okey. W atıp flash atıyorum. Yani ölmeme neden olan şey bu oldu burada. Önce W sonra flash attığım için W'ler minyona gitti. Flash W yapsaydım Leblanc'e gidecekti. O W'lar. Siz sakın bu hatayı yapmayın. Ama tabii o an oyun psikolojisinde, oyun heyecanında cidden olabiliyor, hatalar olabiliyor. Bir oyunu güzel kılan şey bence hatalardır zaten diyeceğim de. <laughs> Başka biri bizim takımdan birisi mesela bir hata yapıp fight sattığında da işin rengi çok değişiyor abi. Bayağı değişiyor. Bakın toplayın artık bizim jungle'ın kadar yardım etmese en sonunda dayanamayıp gidiyorum. Toplayın'a Roam atıyorum yani. Ki benim lane'imde de aman aman bir üstünüm yok. Şu an Roam'a çıkmamın nedeni Leblanc'in aşağı koridora gitmiş olması yani bu. Leblanc karşımda olsa ben de rahat rahat Roam atamam buraya. Yani Leblanc koridoru üzerime ittirse veya karşımda olsa lane'i bu şekilde bırakıp gidemezdim başka bir yere yani. Çünkü o lane'i tutmam lazım kendi lane'imi değil mi? Çok iyi bir hasar çıkardık burada ama yeterli olmayacak. Ki bu tarz yerlerde mesela elektrik veri arıyor insan. Çünkü elektrik veri olsaydı o Leblanc ölmüştü. Şurada yaptığım harekete de artık bu hareket için bir videoya bir like çakarsanız diye düşünüyorum ya. Ya oyun genelinde böyle beni çok zorlayacak bir şey olmadı. Lee Sin'in ee, mid camplemesi dışında. Leblanc geldi Asana bıraktı gidiyor. Biz burada ultimize çıkmayı tercih edeceğiz. Ulti ile agresif oynarsak eğer direkt öldürürüz bu arada yani hiç adam. Bak Darius bizi görmedi mesela. Darius başka bir yere odaklanıyor ki Leblanc buraya görüş verdiği halde. Burada sıçramı kullanıyorum ki bu en doğru karar. Sıçranızı burada tutsaydınız e, ya da tutsaydım diyeyim. Siz olsaydınız <laughs> tutsaydınız yani. Kesinlikle ölmüştünüz. Leblanc iki tane düz vuruşta atıp bizi oradan çıkartırdı yani çok rahat bir şekilde iki düz vuruş bir Q falan patlatır dersiniz. Hatta düz vuruşa gerek olmadan yine Q atsın yine öldürdünüz. Sıçra saklamamak çok önemli o yüzden. Yani ben orada işimi yaptım değil mi? Darius'un çıkarılmasına fayda sağladım. Charm tutturdum. Vurdum bayağı da yüksek bir hasar vurdum. Darius çünkü büyü direnci kasmıyor oyun derken aşamasında. Vurdum çıktım. Daha fazlasına gerek var mı? Yok. Aşk gözlü olmamak lazım bazı durumlarda. Bu arada bizim takımdaki set hani böyle fitliyor bitliyor falan ya. İlk defa fitleyen bir oyuncuya karşı kendi içimde toksiklik yapmadım yani hani. Fark ettiyseniz lan sette yani motor ettiğin topu 3 işte dakika 15'te 2 kule vermekte falan demedim yani böyle. Çünkü adam haklı. Kane ignorluyor. Top lane'e mide gelmiyor. Sadece bot. bota gidiyor ve ejder de almıyor. Bence setin hiçbir suçu yok yani. Lee geliyor, dive atıyorlar iki kere sete, vadi açıyorlar, kule alıyorlar falan filan. Hala topta kimse yok. Ya burada benim şöyle suçum yok çünkü ben roam atacak pozisyona sahip değilim. Ya bir kere oldum onda da gittim yani tek bir kere olabildim. Onda da zaten set ölmüştü öncesinde. Bu arada buradaki fight'ı kesinlikle biz kazandırdık. Çok güzel bir engage attık. ya da ince bilek hareketleri. Abi burada da inanılmaz bir blok yorum maalesef. Yani hani yürüyemiyorum. Resmen gel bana vur zar diyorum. Orada bir türlü o düşen kuleden blok yemek nedir ya? Burada Q'yu görmediniz. Ben oraya stop atacağını düşündüğüm için attım. Bak burada da hiç yönümü değiştirmiyorum. Dümdüz devam ediyorum. Dikkat ediniz mi? Zerat'ın şunu düşüneceğini biliyorum çünkü bu. Ağrı ultiyle geldi. Sağ ulti atar. O yüzden dümdüz devam Hiç sıkmadan dümdüz Devam ettim Köyümü salladım Zerat skorunu aldım direkt Ki Özellikle o... iyi kill topladık bu oyunda Mejeyi o yüzden Hiçbir zaman satmadım Böyle devam ettim Mejeyle yani Sıfıra düştü yine Devam ettim satmadım Sıfıra düştü Bir daha devam ettim kasmaya Çünkü topluyoruz Güzel topluyoruz Skorları güzel çıkartıyoruz Bak Darius'un şurada vurduğu masar görüyor musunuz? 1077. Bir komboda 1077 hatta daha fazlası. Sadece üzerinde ruh gömleğinin alt itemleri var bu arada. <laughs> ya ben de full AP'yim. O tek bir tane büyü direnci item almış. Onu da tamamlayamamış. Bunun sebebi çünkü bizde çok fazla AD var. Gerek duymuyor. Diyor ki bir kombo yiyeceğim. fazla ne yapabilir ki? Burayı çok hatalı oynayacağım bu arada oynuyorum da zaten. Şöyle E'yi ilk başta orada Lee gittiği için salladım. Lee gideceği için salladım. Tutmadı devam. O Lee doğru bir E denedik tutmadı. Devam ediyoruz burada. Burada bize son ultiyi atmamalıydım. Ya yani onu atmamın sebebi aslında Darius'u stunlamaktı ama Darius burada düşmüyor. Kanser oldum o yüzden ya. Son ultiyi keşke saklasaydım. Başkası stunlasaydı bazen takımım için kendini ön atmaktan nefret ediyorum. Ya bu şekilde Zerat'ı tek yakalıyoruz ki Zerat oldukça kırılgan bir şampiyon ama hasarı çok fazla. Ya 4 level level diff attığım yerleri biliyorum. Zerat'ın Q'su yine 300-400 vuruyor ya. 4 level fark ya. Tamam diyeceksiniz karakter mobil değil. Anlarım. Ama yani bir karakterin bir tane eksi özelliği var diye de 4 level diff yemişken gelip de 400 vurmasın bir Q skill'i mesela. Bakın burada fight çekiliyormuş gibi yapıyoruz ilk başta. Ki bunu siz de kullanabilirsiniz. Çimenler Ahri'nin evi gibidir. Yani çimenlerde durun. Çimenlerde oynayın. Üzerinize gelecek hedefleri yakalarsınız. Veya işte bu şekilde birini fight'tan çıkartırsınız. Direkt oyunu kazanırsınız. Oyun biter. Gördünüz mü? Rakibin en önemli hasar kaynağını şu an oyundan sildik bir anda. Bak Darius'u da üzerime çektim. Zerat'ı sildim. Darius'u üzerime çektim. Adamlar silahsız kaldı fight'ta. Adamların bir silahı kalmadı ellerinde. Şurada fight'ı bildiğin yani %60 oranında biz kazandırdık. Takım vurma demiyorum bakın %60 oranında ama fight'ı kazandırmaya en önemli etken biziz. Daha fazla böyle inceleme tarzında videolar gelsin istiyorsanız video like atıp beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sadece